mutfaktan sesler geliyor diye indim de baktım, o sırada ayağım kaydı, kolumu bacağımı kırdım senin yüzünden. Ya benim suçum yok hayatım, ben sana yemek hazırlıyordum içeride. Hazırlama Mesut, sana yemek hazırla diyen mi oldu? Evet hayatım, sen yemek hazırla dedin, tamam bir daha hazırlama bana. Hele bir hazırlama. Hele bir hazırlama, hele bir eşek gibi hazırlayacaksın. Tamam hazırlarım hayatım. Hazırla, hazırla da yine sesler gelsin. Ben bakayım şöyle düşün, bir de kolumu bacağımı kırayım ya, ömür törpüsü. Konuşma! Konuşma! Sinir geldi üzerime. Ah ah, Özgem gelsin diyeceğim. Torunum es seçerken çok dikkatli ol diyeceğim. Şşş, Çetin var ya, Çetin doktor. Onu diyorum Özge'ye yapayım. Hoş çocuk, yakışıklı çocuk. Dur bakayım, ben yapacağım o işi, dur bakayım. Hastamız bugün nasıl da? İyi, çok şükür iyiyiz. Ya! Sana mı sordu? Bana sor, nereden biliyorsun iyi olduğumu Mesut? Belki kötüyüm. İyi değil misiniz yoksa Mehtap teyzeciğim? Çok iyiyim canım. Aşırı iyiyim. Kalçamda biraz ağrı var ama olacak o kadar. Hiç merak etmeyin. Şu çok güçlü serumu hemen takarım, hiçbir şeyiniz kalmaz. Ay canım. Evet. Şöyle anjiyokat olacaktı orada hazırda. Tamam. Evet. Ay, ay, ay. Güzel. Yalnız bu serumun ayarını çok fazla açmayın, yoksa kafası 1 milyon olur. Yani bu rahmetli Levent Kırca'nın sarhoş tiplemesi var ya, onun gibi olursunuz maazallah. Hem yakışıklı hem komik değil mi Mesut? İşte ben. Evet, çok doğru hayat. Seninle aynı fikirde olduğum zaman bile gıcık oluyorum sana. Canım, Çetin'cim. Bugün sana bahsettiğim torunum var ya Özge, o gelecek. Aa, demek Özge Hanım'la bugün tanışabileceğiz. Evet canım. Ne güzel. Babaanneciğim. Geldi balerin torunum. Ay, ay. Dedeciğim. Canım. Canım. Ay, dramatik kızım benim. Ah, dedeciğim. Ah, babaanneciğim. Çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Canım benim, çok üzülmüş. Çetin Bey sağ olsun. O kadar iyiyim ki onun sayesinde canım benim. Siz tanışın. Bakın Çetin, Özge. Özge, Çetin. Teşekkürler Çetin Bey. Özge Hanım, bana Çetin Bey demeyin. Operatör, doktor Çetin Bey diyeyim. Evet, Mehtap Hanım sizin balerin olduğunuzu söylemişti. Beni biraz beklerseniz size bir sürprizim olacak. Ay ay, boya posa bak. Ay. Ay ne yakışık, ne tatlı çocuk değil mi Özge? Ay tatlı demişken babaanneciğim, artık benim yeni bir erkek arkadaşım var. O da benimle geldi, tanıştıracağım sizinle. Hadi be. Doktor kadar tatlı mı? Çok daha tatlı. Ya nerede, hadi gelsin bakayım göreyim. Gelir şimdi. Alo Engin. Ney mi? Otoparkta yer mi yok? Oğlum otoparkı al. AVM'nin otoparkı mı? Oğlum AVM'yi komple al. Allah Allah Engin. Bunun için arama yavrum beni ya. Haydi kapat. Engin benim şoför. Bebeğim. Bebeğim. Ölümün eşiğindeki babaannem bu mu? Aşağıdaki laboratuvardan kaçan maymun de. Sakın sevgilim deme Özge. Kız, kız cimcime. Nasıl gömdü beni hemen ya? Kız, 2 seneye de biz seni gömeriz ha. Hoş geldin. Ver o elini öpeyim. Yapma. Aa, kol, kolum. Çocuğum kolumu sallama çocuğum. Taş gibi ha kadın. Özge al şunu. Kız açtım, açtım ama maşallah var ha. Tatlım, sen sevgi dolusun ama babaannemin kolu kırık ya, acıyor canı. Dikkatli ol. Yok yok, kırık değildir o. Kırık olsa duramaz. Amca! Seninle öpüşmedik. Nasılsın? İyiyim oğlum, iyiyim. He! Ben burada acıdan kıvranayım, sen orada iyi ol Mesut. İyi değilim oğlum, kötüyüm. Ya sana ne oluyor, bana olan olmuş. Sen niye kötüsün? Pas oğlum, pas. Bebeğim,
Babaannen tam bir çaçaron ya. Adama diliyle nefes aldırmıyor. Baksana adam oksijene ulaşmak için burnunu geliştirmiş. Sana burun yaptıracağım. Abi lafındıkla. Olur vallahi ya. Özgüvenim de yerine gelir. Botoks da yaptıralım bana. Botoks? Kaybolan gençliğim geri gelsin ya. Gençliği kaybolmuş. Niye kaybolmuş gençliği? Yahu 54 yıldır sadece bir gece başın ağrımadı. Oo! Bebeğim, yemin ediyorum... İkinci Dünya Savaşı'nda karma patlamamış mayın. Ya babaanneciğim, biraz daha pozitif yaklaşsanız Bilal'e. O öyle diğer erkekler gibi kasıntı değil. Çok tatlı, çok şirin. Oy yürü ben canım. Ay öldürüyor beni. Allah'ım yarabbim ya. Doğalmış gibi yapıyor bir de. Çocuğum bak, doğallık denilince ne bileyim bir hayvanat bahçesine gidersin, gezersin, çıkarsın. Onlardan birini koluna takıp da sevgili yapmazsın ki. Yine çok güzel oturttu. Yazık. Hayata mizahla tutunmaya çalışıyor. Ama güzel gönlü kız. Çak. Vurma ulan, vurma. Yani... Çin biberi. Babaanneciğim çok ön yargılısınız Bilal'e karşı. Ah, biz onunla son bale gösterimde tanıştığımızdan beri çok tatlış, çok minnoşuz. Bir dakika, bir dakika. Bale mi? Ya. Bale. Hay valla. Aa, biraz şaşırttın beni. Hep Özge'min yanında şöyle sanattan anlayan bir adam olsun isterdim. Ha. Ama yani senin ne bileyim baleye gidiyor olman. Baleye mi gittin sen? Aslında ben baleye gitmedim. Arabayı koymak için bale arıyordum. Meğer orası baleymiş. Ama sonra bebeğimi gördüm. Böyle yaptı, böyle yaptı. Yemin ediyorum, o anda tutuldum ona, biliyor musun? Hatta gösteri bittikten sonra bana dedi ki... Aa, sana böyle göl alacağım, içine de kuğu koyacağım. Ha 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 ha! Güzelsin dedi. Mesut! Bir şey demeyecek misin Mesut? Boşayacağım seni artık ya. Aa. Yeter artık, hayatımı yaşayacağım ben. Oh, burnumu da yaptıracağım. Saçımı da boyatıp bir tane motosiklet alacağım. Yeter ya! Koskoca adamı ne hale getirdin? Singapur kaplumbağası! Sinirden her yerim ağrı girdi. Ya girer tabii, girmez mi? Sus! Bana telefon ver, hemşireyi arayacağım. Ha, ben. Sizden konuşamıyorum da. Kordonlu herhalde bu. Ver ben. Alo de alo. Alo de alo. Alo de alo. Yazık. Yaşlı ya, konuşamıyor. Tamam, tamam, teyze! Ben konuşurum. Alo. Ya bu nedir Allah aşkına? Böyle eski şeyleri koymayın ya. Telefon kaçak yapıyor. Bu koyulur mu böyle? Teyze! Sana telefon alacağım. 380 çikolataydı. 125 mega cinsel. Hans Frili, Hans! Abunu tutlu. Özge, bunu tut. Tut bunu Özge, tut. Geliyorlar bana Özge. Kız! Cimcime! Sen ne kadar çaçar olsun ya. Vallahi bu adam senden bıkmıştır. Vavcav! Benim özel jet al seni Barcelona'ya götürsünler. Biraz gez. Barcelona mı? Heh. Ne, barça maçı falan mı var? Seni bir barçalarım. Bir barçalarım Mesut, bir araya getiremez kimse seni bir daha. Yemin ediyorum ağrıdan. Bak öleceğim şu an. Kasıldım ya ağrıdan. Ağrı mı var? Evet, evet. Bir dakika, evet. Ben şimdi halledeyim. Ay, 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 ay. Hele bir dakika, bak ki. Ay vallahi ağrı çok fena. Oturma sinirden. Açma onu. Hemen bak, biz olur mu bunu? Azıcık açmışsınız oğlum, pinti gibi. Dokunma. Bunu aç, ağrı mağrı kalmaz. Oğlum dokunma ona. Dezav! Nasıl oldun? O kadar güzel oldum ki. Çocuk, ay sen ne kadar yakışıklısın be. Yavaş yavaş kendine geliyor. Ay o gözler, dudaklar maşallah. Ama baba benim anne, kocam daha yakışıklı. Bak, bak. Vay! Mesut, gel lan buraya. Anca! Gel bir yanak ver, gel. Sen
ne çağırıyorsun sen ne? Yazık yaşlı. Gel bir burun gel. Belki son ister, git bir bak. Bir burun ver bakayım. Bir burun mu vereyim? Evet. Oh be! Dünya varmış, yemin ediyorum. Vallahi bu aşktan benim içim bir tuhaf oldu. Ya böyle bir şey oldu. Oh! Yok bu aşktan değilmiş. Bu Adana. Bilal. Bebeğim, ben öğlen yediğim Adana... Bir emanet ver, onu bırakıp geliyorum. Ya gitmeseydin, kadın kötü olur. Ay hiç bunu görmek istemez. Hiç kötü değilim. Çok iyiyim, hiç kötü değilim. Efendim. Tekrar merhabalar. Balerin olduğunuzu öğrendikten sonra duvarımda asılı duran Kuğu Gölü'nün ilk afişini size hediye etmek istedim. Dikkat edersiniz, ortasında kalp var. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir şey bu. Sizden beklemezdim doğrusu. Mehtap teyzeciğim, size de Orhan Pamuk getirdim. Buyurun. Oh! Oh, 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 oh! Teyzeye oradan pamuk getirmiş. Oh! Teyze gidiyor. Teyze bay bay. Teyze ölüyor. Teyze. Bir dakika beyefendi. Şaka mı bu? Teyze iki gün sonra taburcu olacak. Ayrıca bu hastanede başınıza kötü hiçbir şey gelmez. Çünkü burası koskoca Madame Curie hastanesi. Madame Curie. Elinin Curie. Bir dakika Mehtap teyzeciğim, siz iyi misiniz? Ben aşırı iyiyim ya. Bana bir tane sarımsaklı zımdan bezle. Bir dakika. Siz serumu mu köklediniz? Lanet olsun. Ne olacak? Tamam. Allah'tan böyle şeyler için yanımda enjektör taşıyorum. Hemen müdahale etmek için duruma. Evet. Şimdi sizi bir iğneyle kendinize getirebilirim. Yalnız kalçadan yapacağım. O yüzden çevirebilirsek hastayı. Ben çevirdim. Ben piliç çevirmeden çok iyiyim. Bebeğim, böyle ortamlarda şaka yapıyorum ki ortam ısınsın. Gel kız böyle. Hadi gel, hadi. Sapla. Böyle olmaz ki bu iş. Olur artık, sapla. Nasıl, oldu mu? Oldu, bir dakika. Tamam efendim, çevirebilirsiniz. Bu titriyor ama bak, buna bir şey olmaz. Hayır efendim, çevirebilirsiniz. Tamam. Tamam yahu, çevirin. Tamam, yaptım iğneyi. Teyze, tamam bana. Teyzeciğim şöyle. Teyze biraz dağıldı yemin ediyorum. Özge, hayatta bu adamla evlenemezdi. Bir dakika. Evlenmek mi? Özge Hanım, yani böyle tipsiz, yerden bitme birisiyle nasıl evlenmeyi düşünebilirsiniz? Aklım almıyor. Yani benim de bir aklım karıştı sanki. Yani Bilal sen biraz... Öyle mi? Doktor da baleden hoşlanıyormuş hem. Bir dakika. Sen bayağı benim gözümün önünde ikimizin arasında mı kaldın ya? Özge, sana omurga alacağım. Çünkü omurgasızsın. Bir dakika ya, sen ne anlarsın omurgadan? Ne diyorsun sen? Kendine gel ahlaksız. Sen bir lafını unutma anladın. Alo Engin. Bu hastaneyi komple alın. Ha, Madam Kutteri mi ne öyle bir şey? İsmini de değiştirin, çıkıkçı Feride yap. Al komple. Doktor moktor ne var hepsini al. Ha, bilmiyorum doktorları kovsam mı? Vallahi cevap veremem. Yenge, ya bu adamı sakın bırakma. Abime bak be, ne kadar heybetli. Öpeyim abi. Abim benim. Doktorlar kalsın. O zaman ben de işimin başına gideyim. Size vitamin tabağı göndereceğim. Yanar dönerli. Hadi. Doktor da fırt çıktı. Bilal. Özür dilerim, benim biraz aklım karıştı. Affeder misin beni? Özge, sana mendil alacağım. Arkamda böyle sallarsın. Vancav! Geri kalan hayatında Antalya-Avrupa arası benimle cıstaklı mekanlarda yaşamak ister misin? Ne dersin? Ne dersin Mesut? Allah derim ya! Oh! Hadi! Oh, mayı patlayacak. Hadi! Belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmek.
gerekse mesele. Katılarımıza